Kutlu Fetih çağrısı yapıldığı zaman zannediyorum ki bütün insanlarla beraber hani koşup gelen gönüllü, asker ya da orada bulunması gereken deveciler, katırcılar, yük taşıyanlar, orducular vesaire bunlarla beraber bu bütün evlere ve bütün köylere, şehirlere yayılan bir çağrıydı. Sefer çağrısı. Ve bunlardan kadınların da etkilendiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey varmış. Kadınlar saçlarını erkeklerin atlarına bağlayarak o şekilde katılıyorlar. Gönülleriyle katılıyorlar. Bu savaşta bir kadın kendi bilhassa orada olmak istiyor. Daha evvel saçını, örgülerini gönderirken bu defa kendi orada olmak istiyor. Böyle bir karakterimiz var. Ki ben de olsam herhalde mutlaka orada bulunmak isterdim. Oradan yola çıkmış olabilirim. Bir Elif karakteri var. Onu görüyoruz. Erkek şeklinde fete katılan. Tabii onu da gelir gelmez hayal ettiğinin dışında çeşitli şeyler gelişiyor başına. Farklı şeyler geliyor. İçeriden de tabii ki zaten kadınlar çok aktif. Yani içeride savunma durumunda bütün savunmalarda olduğu gibi daha evvel yine kadınlar çok aktif ve ana karakterlerimizden biri de imparatorun yeğeni Anna. Onları da görüyoruz. Onun şahsında kadınları görüyoruz. Müzik.